Kebap, Türk mutfağının olmazsa olmazı. Şimdi sırada ezber bozan bir kebap var. Mevsimlik. Yılda sadece bir ay yenebiliyor. Çünkü lezzetini tam da mevsimi olan yeni dünya eriğinden alıyor. İşte iştah kabartan yeni dünya kebabı. Önce erik, ondan sonra kıyma, bir daha erik. Bir daha kıyma. Bir daha kıyma, bir daha erik. Lezzetin kralı burada. Geldim yine ocağın başına. Kebabın mevsimi olmaz. Her yerde bulunmayan bir kebap. Ama eriğin, yeni dünya Malta eriğinin mevsimi var. Hem de şimdi tam zamanı. Şifa bu, şifa. Nereden çıktı erikle kebap diyeceksiniz. Bakın şimdi bu kebap, bu da kebap. Ama bu başka kebap. Bu lezzet Antep'ten geliyor tabii ki. Şimdi öyle bir kebap tarifi vereceğiz ki ezber bozan mevsimlik. Yeni dünya kebabı. Bakalım bu lezzetin sırrı ne? Erikle kebap ne alaka diye soruyorlar. Antep'te yok ama İstanbul'da oluyor tabii ki. İlk başta yadırgıyor fakat tadına baktıktan sonra muhteşem diyor. Bakın burada kuzu eti var. Satırlanmış bir güzel. Efendime söyleyeyim başroldeki yeni dünya Malta eriği ve tabii ki lezzete lezzet katacak sarımsak var, patlıcan var. Yeni dünya Nisan başında çıkıyor, Mayıs'ta bitiyor. Bir erik bir kıyma, bir erik bir kıyma. Başrolde yeni dünya erik var ama lezzeti sarımsaktan geçiyor. Bu kebabı yemek için yurt dışından, diğer şehirlerden misafirlerimiz var. İşte kebaplar hazır. Bakar mısınız? Muhteşem üçlü oldu bunlar. Ya nadir olduğu için bu lezzet tamamen bambaşka. Şimdi ne olacak? Bunlar doğru ocağa, kömür ateşine gidecek. Adrese teslim, ocağa giriyor. Lezzetin kralı burada. Yeni dünya kebabını diğer kebaplardan ayıran eriği tabii ki. Eriğin mevsimi daha doğrusu. Şu an yani ekşiyken yapılıyor bu kebap. Erik tatlanınca hiçbir kıymeti yok. Yediniz yediniz, yemediniz daha da bulamazsınız. Hepimizin evinde de böyle bir ocak başı yok. Ama isterseniz bu kebabı tepsiye dizerek fırında da yapabiliyorsunuz. Of of, kebaba bakın, kebaba. İşte bu. Ama bunu sadece pişirmekle bitmiyor iş. Bunun sunumu var. Bir de yemesi var. İşte şimdi onları göstereceğiz. Mevsim üçlüsü kebabımızı tek tek hepsini soyacağız, ayıtlayacağız. Bu işin biraz zahmeti var. Taze diş sarımsak bunlar efendim. Şimdi hepsini soyduktan sonra güzel bir karışımını yapacağız. Bakın dumanı üstünde tutuyor. Şimdi dürüm vakti. Bu lezzet kaçmaz. Bakın 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 bakın. Yemeden, tadına bakmadan anlayamazsınız.